Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada Volkswagen Arena'da Huawei'nin yeni ürünlerini tanıttığı noktadayız. Aslında Huawei bu etkinlikte pek çok ürün tanıttı. Yani böyle sadece telefon ya da sadece bilgisayar değil, kulaklıktan tutun ki bir tane böyle E-Ink teknolojisine dayalı bir tablet de vardı. Huawei'nin çok dikkatimi çekti. Pek çok yeni ürün tanıttı ve bu ürünlerin Avrupa fiyatlarını bizlerle paylaştı. Sen en çok hangi ürünü beğendin bari? Ben özellikle MatePad'i çok beğendim. Normal bir kalem kağıt kullanır gibi kağıda yazım deneyimi sunacakmış ve ayrıca bir şey okurken sayfayı ikiye bölüp notlar alabiliyorsun, istediğin yere tekst koyabiliyorsun. Yani MatePad olayını çok ileri taşıdıklarını düşünüyorum bu yeni ürünleriyle. Fiyatı da Avrupa'ya göre oldukça uygun ama Avrupa'ya göre uygun da fiyatlar. Bu fiyatlara bak. Fiyat deyince benim aklıma direkt hangisi geldi biliyor musun? Hangi ürün geldiğini tahmin edebilir misin fiyat deyince? Yüksek ihtimal laptop'tan söz ediyorsun. Sen laptop'tan değil, telefonun. Zaten genel olarak ürünler aslında benzer fiyat kalibrelerindeydi ama özellikle Mate X2 için bir parantez açmak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü 2000 euro Avrupa fiyatı, Türkiye fiyatı muhtemelen 50 bin Türk lirası gibi olur diye düşünüyorum. Yani bu o günkü kurum ne olacağına bağlı. Şu an 50 bin olabilir, yarın 70 bin olabilir, bilemiyorum ama yani Avrupa standartına göre yine pahalı diye. 2000 euro bence evet, biraz pahalı gelebilir ama biraz. Mesela uygun fiyatlı telefonlar da tanıttı bugün Huawei ki uzun süredir böyle uygun fiyat segmentindeki cihazlarla karşımıza çıkmıyordu. Nova bugün, serisi tanıttı. Evet, iki yeni Nova cihazı geldi arkadaşlar, Y70, Y90. Bunların fiyatları tabii Türkiye fiyatları daha açıklanmış değil ama Avrupa fiyatları bana uygun geldi açıkçası. Evet, 198 euro civarındaydı sanırım. 200 euro diyelim, evet. Düz hesap 200 euro. Yani. Diğer zaten 350 euro gibi bir fiyatlı bir telefon 130 dolarsa yani bir tık üstü karşılanabilir diye düşünüyorum. Yani evet, dışarıdan baktığımız zaman öyle ama şimdi bir de şu var tabii, gerçeğe döndüğümüz zaman 200 euro deyince orada hani 200 euro gördüm tamam evet ucuz falan oluyoruz böyle ama hemen bir yorum Türk lirasına çevirdiğimizde yine karşımıza 5000 lira, 6000 lira gibi bir rakam geliyor. Peki bu Huawei'nin suçu mu? Tabii ki değil. Hayır, Huawei'nin değil. Baktığın zaman diyorum ya işte, baktığın zaman Huawei gerçekten uygun fiyatlarla sunmuş da 200 euroya telefon yani. Ki orta segment bir cihaz arkadaşlar, hani giriş seviyesine hitap eden bir cihaz değil. Orta segment bir cihazdan bahsediyoruz burada. Gerek tasarım gerek özellikleriyle hani sınıfında üst seviyelere oynayacak bir cihaz. Peki MacBook D16 hakkında ne düşünüyorsun? Bugün en çok öne çıkan ürünlerden birisi oydu çünkü. MacBook D16'yı biz zaten inceledik. Hali hazırda sitemize incelemesi var arkadaşlar. Dilerseniz onun incelemesine sitemizden göz atabilirsiniz. Gerçekten güzel bir cihaz. Özellikle hani öğrenci ve iş sınıfına hitap eden bir laptop. Fiyatı uygun. Gayet hafif. 16 inçlik bir laptopa göre 1.7 kilogram bence hiçbir şey ki. Ortalama biliyorsun 2 kilogram üzerinde. Dolayısıyla benim hoşuma gitti diyebilirim. Onun haricinde bir de MacBook 16 S tanıtıldı. O da gerçekten hızlı ve dokunmatik ekran desteği olan bir cihaz. Sen hangisini beğendin peki? D16 mı? D16 mı? Yani dokunmatik ekran olmasa da olur diyorsun benim için. Yani bu laptopu daha çok öne çıkaran bir özellik gibi görünüyor ama aslında performansa baktığımda çok da fark eden bir şey tabii değil. Tabii canım, performans odağında olduğu zaman işler. Zaten hepsi arkadaşlar 12. nesil Intel işlemcilerle geliyor. Bunu da yeri gelmişken belirtelim ki burada i9H işlemcinin kullanıldığı bir laptop modeli var. D16'larda ise i5 ve i7 işlemciler var arkadaşlar. Dolayısıyla ben biraz daha böyle yüksek performanslı bir cihaz arıyorum diyorsanız o zaman S serisini tercih edebilirsiniz. Etkinlikte tanıtılan ürünlerden bir tanesi de FreeBuds Pro 2 idi. İlk model zaten çok beğenilmişti. İkinci cihaz da tanıtıldı. Onun fiyatı da gayet uygun geldi bana. Sen ne diyorsun bu konuda? O kulaklığın da fiyatı yine 200 euro civarındaydı. Tam olarak 199 euro. Yani o da uygun. Bence yani hani Avrupa fiyatı olarak uygun ki bir de kulaklıklarda falan ülkemizde de vergi o kadar fazla değil. Hani ÖTV vesaire çok daha fazla değil. O yüzden bana uygun geldi fiyat. İnşallah Türkiye'de de uygun bir etiketle satışa çıkarsa bence başarılı olabilir. Türkiye fiyatları açıklandığında tekrar bir değerlendirmesini yaparız. Aynen. Bu kulaklıkta da arkadaşlar pek çok ilk var. Yani birçok ilki Huawei bu kulaklıkta bizlere sunmuş durumda. Bugün kalabalık bir etkinlik oldu. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler evet. İstanbul'daydı. Bu bir global etkinlikti arkadaşlar. Yani biliyorsunuz daha önceleri Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da görmek alıştık olduğunuz etkinliği bugün İstanbul'da gerçekleşti. Volkswagen Arena'da gerçekten görkemli bir sunumdu. Gerçekten güzel bir etkinlikti. Ben de çok beğendim. Evet, önümüzdeki günlerde bu cihazlar bizim elimize ulaşacak arkadaşlar. Cihazlar elimize ulaştığında sizlere daha detaylı incelemelerini sunmuş olacağız. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.